Merhaba, bu videoda sizlere gebelik bulantıları, hiperemezisten bahsetmek istiyorum. Hep duyarız, görürüz, hamilelerin midesi bulanır. Peki neden bulanır hamilelerin midesi? Birçok sebep sıralayabiliriz. Çevresel faktörler olabilir, hormonal değişiklikler olabilir, ilk gebelik, çoğul gebelik yine bulantıları tetikleyebilir. Tüm gebelerde olmayabilir ama %70-80'inde hamilelik bulantılarını görürüz. Az ya da çok şiddetli olarak değişebilir. Ama siz bunları yaşarken içinizde sizden beslenip büyümeye devam edecek biri daha olacak. Onu da düşünerek bu bulantılarla başa çıkmaya çalışmamız lazım. Neler yapılabilir bulantılarla başa çıkabilmek için? Birçok şey söyleyebilirim ama en önemlisi sabah kahvaltılarını geciktirmemek çok çok önemli. Mutlaka uyandığınızda yakınınızda, çevrenizde kuru bir karbonhidrat kaynağı olsun. Nedir bu? Bir leblebi olabilir, bir galeta olabilir ya da kuru bir tost olabilir. Bir şeyleri mutlaka atıştırın ve kahvaltı yapmak için çok beklemeyin. İkincisi, çok miktarda bir şey tüketmek bulantılarınızı arttıracaktır. Yani az az sık sık beslenmek çok çok önemli. Üçüncüsü, kokuları ayrıştırmak çok çok önemli. Nedir o? Mesela yemek yediğiniz ortamda bir parfüm kokusu varsa ya da yemeğin piştiği bir ortamda yiyorsanız yemeğin kendi kokusu yine sizi rahatsız edebilir. Bu nedenle daha az kokunun olduğu bir ortamda yemek yemek önemli. Bir diğeri de farklı bir uyaran. Örneğin gürültülü bir ortamda farklı bir organınız uyarılır ve bu da sizi çok rahatsız edebilir. Bu yüzden daha sessiz, daha sakin bir ortamda yemek yemek de önemli. Aslında en iyi çözümü kendinize siz üretirsiniz. Bu yüzden kendinizi tanımak da önemli. Sizi ne rahatsız ediyorsa onun olduğu ortamdan kaçınmalısınız. Tabii ki stres ve yorgunluk da bulantılarınızı arttırır. Eğer yapabiliyorsanız, mümkünse stresi de minimum seviyede tutabilirsek bulantılarla %70 başa çıkabiliriz. Size sağlıklı bir hamilelik diliyorum.